Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize bugün lehimlerle devam ediyoruz. Lehim nedir? Lehim nasıl yapılır? Lehim makineler nelerdir? Lehim yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir gibi konuları öğreneceğiz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Lehime dair bilmemiz gerekenleri öğrenelim. Hiç şüphesiz elektronik devrelerde olmazsa olmazların başında lehimler geliyor arkadaşlar. Elektronik kartlar, elektronik komponentler ne kadar önemliyse bunların lehimlenmesi bir o kadar önemli. Bu parçaların bir araya getirilirken birleştirilmesi, gerekli olan elektrik ve akımın iletilebilmesi için lehimden faydalanırız. Lehim, elektronik komponentleri ve yolları birbirine bağlayan harç görevi üstlenir. Sağlam ve sıkı bir şekilde parçaları kartın üzerine tutturmaya yarar. Aynı zamanda elektrik akımını da ileterek herhangi bir kayba neden olmazlar. Lehim, %60'ı kalay, %40'ı kurşundan oluşan bir alaşımdan oluşur. Yumuşak bir yapıya sahiptir. 100 dereceden sonra erimeye hazırdır. Genellikle 150-200 derece hızlıca eriyebilir. Hızlıca eriyip hızlıca katılaşması işimizi bir hayli kolaylaştırmaktadır. Lehim yapabilmek için havya adı verdiğimiz bu lehimi eritebilen aletlerden faydalanırız. Bu aletler istasyonlu sıcak hava verebilen aletler, tabanca şeklinde olan tabanca havyalar, kalem şeklinde olan kalem havyalar. Yine lehim yapabilmek için farklı yöntemler ve teknikler kullanılmakta. Bu lehimi nasıl yapacağımız ve hangi serilikte yapacağımıza göre değişir. Günümüzdeki teknolojilerde seri üretimlerde lehimleme robotları kullanılmakta. Ve yine lehim yapabilmek için lehim makinesi yerine lazerler kullanılabilmektedir. Lehimin bir pota da eritilerek hızlı bir şekilde bütün komponentleri aynı anda lehim yapabildiğimiz pota lehimi de yapılabilmektedir. Lehim yapmamızdaki amaç devre elemanlarımızı kartın üzerine sağlam bir şekilde tutturmaktır. Şimdi lehim makinelerini biraz daha yakından tanıdığımız, lehim yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, lehimlenmiş bir parçayı nasıl sökebiliriz gibi örneklerin yer aldığı kısma geçebiliriz. Benim masam üzerinde 4 çeşit lehim makinesi görebiliyoruz ama tabii ki lehim makineleri daha da çeşidi fazla arkadaşlar. Ama en çok kullanılan, en çok tercih edilen lehim makineleri şu anda görmüş olduğunuz lehim havyalardır arkadaşlar. Bu havyalar bir atölyede kullanılan havya türlerinin içerisinde sayılabilir. İstasyonlu sıcak hava üfleyebilen lehim makinesi, tabanca lehim makinesi, ısısı sabit kalem havya ve yine sıcaklığı ayarlanabilen istasyonlu kalem havya. Tabii ki lehim makinelerin çeşitleri daha fazla arkadaşlar. Bunlar kullanım amaçlarına göre çeşitlenip gider ama en çok tercih edilen lehim makineleri görmüş olduğunuz lehim makineleridir. Havyalarımızı temizlemek için bu talaşı kullanırız arkadaşlar. Gayet de kullanışlıdır, pratiktir. Havyalarımızın ucunu temizlerken bunu bu şekilde havyamızın ucunu buraya sürterek kullanabiliriz. Havyamızın ucunu tertemiz yapacaktır. Havya istasyonu. Bu istasyon olmazsa olmazların içerisinde arkadaşlar. Çünkü havyamız yüksek derecelere kadar ısınabilen bir havya. Sağa sola bıraktığımız zaman ya da masamızın üzerinde bir yere bıraktığımız zaman problem olabilir. Bunu bu şekilde havyamızı dik tutmak için kullanırız. Yine buradaki bu temizleme süngeri havyamızın ucunu temizlemek için ıslatılarak kullanılan bu sünger ıslak temizleme süngeri. Lehim pastası arkadaşlar lehim yaparken çok önemli bir yardımcı gerektirir arkadaşlar. Bu lehim pastası bizim işimizi bir hayli kolaylaştırır. Özellikle lehimi tutmakta zorlanan parçaları, iki parçayı birbirine lehimlerken ya da bir parçayı sökerken yine bu lehim pastasını kullanırız. Bu da masamızda en çok kullandığımız lehim gereçlerinden birisi arkadaşlar. Lehim pompası özellikle bordların üzerinden lehimi temizlemek için kullandığımız güzel kullanışlı bir alet. Bu aletin şu şekilde bastığımız zaman kuruluyor. Şuradaki siyah düğmesine bastığımız zaman ise vakumlama yapıyor. Bu şekilde içerisine lehimi vakumlayarak çekiyor. İçerisinde bir yay mekanizması bulunuyor arkadaşlar bunun. Bunun içerisi zamanla dolabilir, temizlemek gerekir. Evet, bu da fırladı. İçinde böyle bir yay var. Gördüğünüz gibi içerisinde toplanan lehimler içinde bazen kalkışabilir. Ara ara bunu bu şekilde temizlemek gerekir. Yayını yana takıyoruz.
Burayı da sıkıyoruz. Bu şekilde lehimleri topluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle tozları bir araya getireyim. Şöyle baktığımız zaman lehim telleri çeşitli kalınlıklarda üretilebilir arkadaşlar. Bu benim elimdeki 1.2 mm 500 gramlık lehim teli. %60'a %40 oranını görüyoruz. Kurşun ve kalay alışımından oluşuyor. %60'ı kalay, %40'ı kurşun arkadaşlar. Buradaki lehim teli ise 0,5 mm'lik bir lehim teli. Daha ince bir lehim teli. Daha hassas derecelerde bu kullanılabilir. Şu şekilde tuttuğumuz zaman ikisi arasındaki farkı zannedersem görebiliriz diye tahmin ediyorum. 1.2 mm, 0,5 mm. Ben kaba lehimlerde, büyük komponent bacaklarında bu lehimi kullanıyorum ama hassas yerlerde, birbirine çok yakın bacakları lehimlerken, yolların birbirine çok yakın olduğu durumlarda ise bu 0,5 mm'lik lehim telini kullanırım. Yine bu da aynı şekilde %60 kalay, %40 kurşun alışımından oluşuyor. Üzerinde bu değerleri görebiliyoruz. Biz lehim teli dedik ama teli olmayan sıvı lehimlerde bulunur arkadaşlar. Daha yumuşak yapıda, kremleştirilmiş, içerisinde kurşun ve kalay tozu bulunan sıvı lehimler bulunur. Daha hassas devrelerde yine bu lehimler kullanılabilir. Yine lehim sökerken bu şekilde hazır satılan bakır kablolar bulunur arkadaşlar. Eğer ki siz bakır kabloya hazır değil de böyle bir mikrofon kablosu ya da anten kablosunun içerisindeki bir kabloyla yapabiliyorsunuz. Şu şekilde dış muhafazasını kestiğiniz zaman içerisindeki bakır telleri kullanarak lehim toplamak üzere kullanabilirsiniz bunları. Özellikle sarı renkli olması bakır olduğunu daha iyi gösterir arkadaşlar. Bunların sarı değil de parlak metalik görünümlü olanlar var. Onları pek tercih etmeyin. Bu şekilde bakıra yakın, bakır özelliği fazla olan kabloları kullanırsanız lehim toplarken bir hayli işinizi kolaylaştıracaktır. Anten kablolarının içerisinde bulunur. Mikrofon kablolarının içerisinde bu teller bulunur arkadaşlar. Yumuşaktır. Saç teline benzer. Lehim makinelerini, hava istasyonu lehim makineleri, ısısı ayarlanabilen kalem havyalar, tabanca havyalar ve sabit ısıda çalışabilen kalem havyalar diye gruplandırabiliriz. Benim masam üzerinde 4 çeşit lehim makinesi görebiliyoruz ama tabii ki lehim makineleri daha da çeşidi fazla arkadaşlar. Ama en çok kullanılan, en çok tercih edilen lehim makineleri şu anda görmüş olduğunuz lehim havyalardır arkadaşlar. Bu havyalar bir atölyede kullanılan havya türlerinin içerisinde sayılabilir. Bu şekilde sıcaklığı ayarlanabilen istasyonlu havyalar da bulunur arkadaşlar. Bunlar hem sıcak hava vermek için hem de buradaki bu kalem havyasını kontrol edebildiğimiz istasyonlu havyalar bulunur arkadaşlar. Bunlarla daha hassas elektronik devreleri lehim yapabiliyoruz. Burada iki tane düğmesi bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kalem havyayı ısıtmak için kullanılıyor. Kalem havyayı ısıtmak için buradaki ayar potansından ne kadar ısıtacağımızı belirleyebiliyoruz. Kaç dereceye kadar ısıtacağımızı buradan belirleyebiliyoruz. İstediğimiz dereceye geldiği zaman üzerindeki ışığı yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Havyamız istediğimiz sıcaklık derecesine geldiği zaman. Hemen burada ise içerisinden sıcak hava üfleyebileceği bir kafa bulunuyor arkadaşlar. Buradan bize bazı parçaları ısıtarak, kartın üzerinden ısıtarak, fiziksel temasta bulunmadan uzaktan ısıtarak bu havayı kullanarak parçaların lehim yapabiliyoruz ya da parçaları, lehimli parçaları sökebiliyoruz. Bunu da hemen diğer düğmeyi açtığımız zaman havayı üflemeye başlıyor. Bunun iki tane ayarı bulunuyor. Sıcaklık ayarı ve hava kontrol ayarı. Ne kadar sıcaklıkla ve hangi hızda havayı nasıl vereceğini üzerindeki bu düğmelerle, potanslarla ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz sıcaklığa geldiği zaman sesli bir şekilde uyarıyor zaten arkadaşlar. İçerisindeki rezistansı soğutuyor arkadaşlar. Bu kafanın içerisindeki rezistansı belli bir dereceye kadar, daha doğrusu 100 derecenin altına inene kadar hava üflemeye devam ediyor. Şu anda içerisindeki rezistansı kapattık. Lakin soğutma işlemi devam ediyor. Rezistans soğuduktan sonra otomatik olarak kendisi duruyor. İçerisinde bir hava kompresörü bulunuyor. Hava üflemeye yarıyor. Ve bu kafanın içerisinde de bir rezistans bulunuyor arkadaşlar. Bu rezistans ısınarak sıcak hava vermeyi sağlıyor.
Evet, 100 dereceyi bulunca otomatik olarak kendisi durdu gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde hemen şurada arkadaşlar bir rezistans bulunuyor. Bunun içerisindeki kompresör sayesinde bu hortumun içerisinden hava üflüyor. Kompresör sayesinde üflenen hava bu noktaya geldiği zaman rezistansın sıcaklığını da alarak hemen bu uç kısımdan üfleyerek parçalarımızı ısıtarak sökmemize yarıyor. Lehim yapacağımız zaman arkadaşlar havyamızın yeteri kadar ısınmış olması gerekiyor. Lehimi eritebilecek seviyeye kadar ısınmış olması gerekiyor. Lehim yapmaya başlamadan önce şu şekilde havyamızı lehim telimize dokundurarak ısınıp ısınmadığını kontrol ediniz. Eğer ki ısınmışsa artık lehim yapmaya hazırsınız demektir. Ve yine havyamızın ucunun kararmamış olmasına ve temiz olmasına dikkat ediyoruz. Eğer ki havyamızın ucu kararmış ya da temiz değilse, daha önceden tortular oluşmuşsa, o zaman havyamızın ucunu bu talaş tozuyla temizlememiz gerekir arkadaşlar. Bu metal talaş tozunun içerisine bu şekilde sürterek havyamızın ucunu temizleyebilirsiniz. Lehim yapmaya başlamadan önce havyamızın yeterli sıcaklıkta ısındıktan sonra da ucunun temiz olduğuna dikkat ediyoruz. Bu şekilde metal talaş tozunu da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde havyamızın ucunu bu süngere sürterek de temizleyebiliriz. Lehim yapmadan önce havyamızın ucunun temiz olduğuna mutlaka emin olun arkadaşlar. Şimdi bu kondansatörü lehimleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde yerine kondansatörü yerleştiriyorum. Lehim yapacağım şekilde. Ve bacaklarını çok hafiften sağa ve sola doğru az bir şeycik eğiyorum. Düşmemesi için kartım bu şekilde dururken bacaklarını birazcık sağa sola eğiyorum arkadaşlar. Lehim yaparken önemli olan konuların başında dedik ki havyamızın ucunun temiz olması gerekiyor. Havyamızın ucunu temizledikten sonra lehim yapacağımız bölgeye havyamızı yaklaştırıyoruz. Ve havyamızın ucunu arkadaşlar öncelikle komponentimizin bacağını bir miktar ısıtıyoruz. Daha sonra lehim telini buraya yavaşça dokundurup bırakıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman soğuk lehim olmadan düzgün bir lehim olmuş olacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi ben buraya lehimin bir tanesini yaptım. Bir bacağımın bir tanesi lehimlendi. Şimdi diğer bacağını lehimleyeceğim. Şu şekilde bacağa dokunduktan sonra, yani lehim yapacağım bölgeyi birazcık ısıtıyorum arkadaşlar. Bacakla birlikte, komponentin bacağıyla birlikte kart üzerinde lehim yapacağım bölgeyi bir miktar ısıtıyorum. Bölge ısındıktan sonra havyamın ucuna lehimi yavaşça yaklaştırıp dokundurup çekiyorum. Ve artık lehimleme işlemin doğru bir şekilde yapılmış oluyor. Gayet de sağlıklı görünüyor. Temiz görünüyor arkadaşlar. Daha sonra bu bölgeyi selülozik tinerle temizleyebilirsiniz. Bizim kullandığımız pastanın ya da lehimin içerisindeki pastanın burada korozyon oluşturmaması için, kısa devre oluşturmaması için temizlik yapabilirsiniz. Artık bu lehim işimiz tamam arkadaşlar. Fazladan uzun olan bacakları şu şekilde kesiyorum. Parçamız buraya sağlıklı bir şekilde lehimlenmiş oldu arkadaşlar. Lehim yapmanın püf noktası arkadaşlar havyamızın yeteri kadar sıcak olması, lehim yapacağımız parçayı ve bordu aynı anda ısıtıyor olmamız. Parça ısınmadan, lehim yapacağımız bölge ısınmadan havyamızın ucuna lehim almıyoruz arkadaşlar. Bu çok doğru bir yöntem değil. Bu şekilde havyamızın ucuna lehimi toplamıyoruz arkadaşlar. Daha sonra götürüp bu ısınan lehimi parçanın üzerine koymaya çalışmıyoruz. Bu yanlış bir yöntem. Eğer ki havyamızın ucuna lehimi aldıktan sonra, topladıktan sonra lehim yapacağımız bölgeye götürüp bıraktığımız zaman orada bu şekilde bir toplanma olacaktır. Çok düzgün olmayan, doğru olmayan bir lehimleme yapmış olacağız. Orada böyle bir lehim topu oluşabilir. Eğer ki parça bacaklar birbirine çok yakınsa kısa devre olabilir. Ya da şu an havyanın ucunda gördüğünüz gibi böyle lehimde sünler olabilir. Tabi bu lehim artık belki oraya tuttu, belki orada. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Soğuk lehim olma riski şu anda çok yüksek. Çünkü biz lehimi gereğinden fazla ısıtmış olabiliriz. Havyamızın ucunda lehimimiz çok fazla beklemiş olabilir. Bu doğru bir yöntem değil. Bu yöntem bizim lehimimizin yanmasına ve soğuk lehim dediğimiz özelliğini yitirmesine sebep olacaktır. Soğuk lehim dediğimiz devrede geçirgenliğinin azaldığı, daha sonra parçayı, komponenti tutamayacak şekilde çatlakların oluşabileceği bir yapıya bürünebilir. Burada dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar, lehim yaparken parçayı ısıtıyoruz, bordu ısıtıyoruz. Daha sonra lehimi getirip hafifçe ucuna dokunduruyoruz arkadaşlar. Lehim havyamızın ucunun bu şekilde kirli olmamasına, ucunda parçaların bulunmamasına dikkat ediyoruz. Kararmamış olmasına dikkat ediyoruz. Böyle bir şey varsa talaş tozuyla, metal talaş tozuyla havyamızın ucunu temizliyoruz. Ya da bizim buradaki yanmaz süngerimizle havyamızın ucunu temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Lehim yapmaya başlamadan önce buna dikkat ediyoruz. Yoksa düzgün ve doğru bir lehim yapmış
olmayız. Lehim nasıl sökülür? Lehimi sökebilmek için bizim ihtiyacımız olan lehim pompası gerekiyor. Bir tane lehim pompanız varsa lehim sökerken işiniz bir hayli kolay olacaktır. Lehim pompanız yoksa lehimi toplayabilecek bu şekilde bir telle ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bu telle lehimi devre üzerinden, board üzerinden toplayabiliriz. Eğer ki böyle bir de telliniz yoksa kendi telinizi kendiniz yapabilirsiniz. Anten kabloları var, mikrofon kabloları var. Bu kabloların içerisindeki bakır sargıyı kullanabiliriz. Bu kartın üzerindeki herhangi bir komponenti sökmek için, herhangi bir devre elemanını sökmek için kullanabiliriz artık. Şimdi örneğin ben buradaki şu kondansatörü sökeceğim. Bacaklarının bağlı olduğu uçlara bakıyorum. Bacakları hemen bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu ikisini sökmem gerekiyor. Şu şekilde yakından göstereyim. Bu ikisini şimdi lehimini alacağım arkadaşlar. Şu şekilde pastamı da getiriyorum. Bu teli, yapmış olduğum bu teli şu şekilde pastaya batırıyorum arkadaşlar. Pastaya batırdıktan sonra artık sökebilirim. Hayan ucunu buradaki talaşla temizliyorum. Evet, sökeceğim parçanın hemen dibine getirip şu şekilde ısıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkmaya başladı. Bunu yaptığım zaman bu bakır kablo oradaki lehimi kendi üzerine topluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde lehimi topluyor arkadaşlar. Kendi üzerine lehimi topluyor. Buradaki lehimin, buradaki parçanın bacağındaki lehimi topladı arkadaşlar. Hiç lehim kalmadı. Şimdi hemen diğerini de toplayayım. Artık neredeyse benim parçam bacağı boşta, gördüğünüz gibi asıldım ve direkt çıktı. Hiç zorlanmadan hızlı bir şekilde parçamı kartın üzerinden sökebildim. Hiç zorlanmadan bu şekilde bu kablo vasıtasıyla, kendinizin yaptığı kablo vasıtasıyla lehimi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kablo hızlı ve pratiktir. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar pasta kullanmak. Pastayı kullandığınız zaman bu şekilde bu kabloyla hızlı ve pratik bir şekilde lehimi üzerine toplayabiliyoruz. Şimdi burada başka bir komponentimiz var. 4-4-8 bacaklı bir entegremiz. Peki bunu nasıl sökebiliriz? Bunu yine pompayı da kullanabiliriz ya da kabloyu kullanabiliriz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz lehim toplama kablosunu kullanabiliriz. Şu şekilde birazcık pastaya batırıyorum. Pastaya batırmamız gerekiyor. Pastaya batırmazsak İyi toplamıyor arkadaşlar. Pastamıza batırdık. Daha sonra ısının havyamızı üzerinde, parçanın üzerinde gezdirerek artık sökebiliriz. Şu şekilde parçanın bacaklarının olduğu yerde gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede hızlı bir şekilde bütün lehimleri neredeyse temizledik arkadaşlar. 8 bacağının da 8'i de temizlenmiş durumda. Artık parçamızı buradan alabiliriz. Hiç zorlanmadan parçamız gelecektir. Bir tornavida yardımıyla parçamızı hafiften şöyle yokluyoruz. Eğer ki tutan bacakları varsa onları tekrar aynı şekilde temizleyeceğiz. Evet, parçamız artık elimize geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçamızı çıkartabildik. 4-4-8 bacağı olan bir entegreyi de bu yöntemle kart üzerinden hızlıca sökebiliyoruz. Bugün sizlerle lehim yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, lehim makinelerini nasıl kullanabiliriz, lehim yapmanın püf noktaları nelerdir gibi konuları öğrenmiş olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.